Başlayalım mı arkadaşlar? Evet. Değerli basın mensupları, bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantımızın gündeminde hayat pahalılığı, yurttaşlarımıza ezen borç yükü, devlet yönetiminde yaşanan tıkanma, kokusu her yerden gelen yolsuzluklar ve bunlara bağlı olarak Erdoğan şahsım hükümeti yönetiminde milletimizi her gün daha da bunaltan buhran vardı. Hafta sonu Abant'ta yaptığımız toplantılarda milletvekillerimiz bu buhrandan nasıl çıkacağımızı, milletimizi rahatlatmak için neleri yapacağımızı, sahadaki gözlemlerimizi genel başkanımızla istişare ettiler. Hep beraber gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi hem moral olarak hem de program ve projeleriyle iktidara hazırdır. Biz büyük bir heyecanla, istekle ve kararlılıkla demokrasiden, özgürlükten yana dostlarımızla beraber milletimizin hizmetine, her bir ferdinin derdine derman olmaya, ucube Erdoğan şahsım yönetimizin milletimizden aldığı ne varsa aynen iade etmeye, telafi etmeye ve güzel ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmeye talibiz. Değerli basın mensupları, atalarımızın güzel bir sözü var. Kabahat, samur, kürk olsa kimse üstüne almazmış. Allah var bu sözün hakkını verme konusunda kimse Erdoğan şahsım hükümetinin eline su dökemez. Memlekette güzel veya olumlu bir şey olursa hemen sahiplenirler. Ama ülkede ne zaman bir kriz çıksa, bir sıkıntı yaşansa, sorumlusu bazen öznesi belirsiz dış güçlerdir. Bazen ne olduğu bilinmeyen bir üst akıldır. Bazen faiz ve dolar lobileridir. Bazen orman yangınına su taşıyan vatandaşlarımızdır. Bazen dere yatağına ev yapan yurttaşlarımızdır. Bazen yurt peşinde koşan gençlerimizdir. Bazen al ananı da git dediği çiftçilerimizdir. Kısacası Erdoğan'ın yetkisi çoktur ama yanlış yaptığı işlerden de sorumluluğu hiç yok. 19 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Erdoğan şahsım hükümetleri. Vatandaş pahalılık altında eziliyor. Ama fahiş fiyat etiketlerinin sorumlusu bir türlü bulunamıyor. Geçtiğimiz yıllarda suçlu soğan ve patates depolarıydı, hal esnafıydı. Bu yıl ilk suçlu zincir marketler oldu. Zincir marketlerden tepkiler yükselince, bir kısmının sahibi de yanlış olunca bu sefer kuraklık suçu ortak edildi. Ayıptır. Suçlu, baş, suçluyu başka yerde aramayın. Pahalılığın tek sorumlusu 19 yıldır hükümet koltuğunda oturan Erdoğan şahsım hükümetleridir. Bugün bu ülkede marketler 18 ay vadeli market kredisi dağıtmaya başladıysa, millet etini, sütünü, meyvesini, sebzesini, ununu, şekerini market kredisiyle alma noktasına geldiyse, Marketler mal satabilmek için modern veresiye sistemine geçtiyse bu beceriksizliğin, iş bilmezliğin tek sorumlusu ülkeyi 19 yıldır yöneten Erdoğan şahsı hükümetleridir. 24 Haziran 2018 seçimlerine 5 gün kala Erdoğan bu millete ne söz verdi? Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle, şununla, bununla Nasıl uğraşılır göreceksiniz dedi mi? E dedi. Yetmedi mali idare seçimlerine 3 gün kala 28 Mart 2019'da ekonominin sorumlusu benim ben dedi mi? E onu da dedi. Gerçi daha birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında sorumluluk dağıtımında benden bize geçti ama olsun. E peki bunları söyledi de ne oldu? Cumhuriyetin 100. yılında millete taahhüt ettiği, ulaşacağını millete taahhüt ettiği gelir hedeflerinin yarısına bile ulaşamayacağını, işsizlik hedefinin ise ikiye katlanacağını 2023 yılı gelmeden devletin belgelerinde itiraf etmek zorunda kaldı. Erdoğan verdiği hedeflerin altında ezim ezim ezildi. Ama meydanlarda hala sıkılmadan 2023 hedeflerine ulaştıklarından bahsediyor. Yani söyle yalanı belki bulunur inananı. Enflasyon uçtu, işsizlik şaha kalktı. Milletin 128 milyar doları koltuk uğruna hiç edildi. Paramızın değeri dolar ve avro karşısında gün görmüş kar gibi eridi. E şimdi 1 Ocak 2005'te hala iş ve hala işle hatırlayalım paradan 6 sıfır attılar. O gün 100 lirayla 75 dolar alıyorduk. Şimdi şu elimde tuttuğum 100 liralık banknot. Bu banknot 1 Ocak 2009 tarihinde tedavile girdi. Vatandaşın günlük hayatta en çok kullandığı banknot bu. 2 Ocak 2009'da bu 100 lirayla 66 dolar alır hale geldik. Bugün aynı 100 lirayla ancak 11 dolar alabiliyoruz. 100 liranın dolar karşısındaki satın alma gücü 12 yılda 55 dolar eridi. Bunun 11 doları da ucube tek adam vesayet rejimine geçtiğimiz son 3 yılda gerçekleşti. Bir ülkenin parasının değeri o ekonominin barometresidir. İstikrarlı ekonomilerin istikrarlı parası olur. İstikrarlı ekonomilerde paranın gücü vardır onuru vardır, haysiyeti vardır. Ne yazık ki Erdoğan şahsım hükümetleri milli paramızın onurunu da haysiyetini de yok etti. Milli paramızı pul etti. Paramızın bereketini kaçırdı. Şimdi elimdeki bu 100 lirayla 2009'un Eylül ayında yani tam 12 yıl önce 440 tane yumurta alıyorduk. Bugün ancak 97 tane alabiliyoruz. 114 kilo domates alıyorduk. Şimdi ancak 21 kilo domates alıyoruz. 101 kilo patates alabiliyorduk. Şimdi sadece 33 kilo alabiliyoruz. 103 kilo kuru soğan alabiliyorduk. Şimdi 43 kilo alabiliyoruz. 52 paket makarna alabiliyorduk. Şimdi sadece 15 paket alabiliyoruz. 31 kilo nohut alabiliyorduk. Şimdi 8 kilo alabiliyoruz. 21 litre ayçiçek yağı alabiliyorduk. Şimdi ancak 5 litre alabiliyoruz. 17 kilo tavuk eti alabiliyorduk. Şimdi 5 kilo alabiliyoruz. Hasılı 100 lira ilk çıktığında aldığımız pirinci, makarnayı, eti, yumurtayı, yağı bugün almaya kalksak artık bu elimdeki 100 lira yetişmiyor. Şimdi bunun yanına bir yüzlük banknot daha o da yetmiyor. Bir, bir yüzlük banknot daha, o da yetmiyor. Bir yüzlük, bank, bir yüzlük banknot daha koyuyoruz. Yanına da iki tane yirmilik banknot gerekiyor. Bu da TÜİK'in marketine göre. Yani 2009, lira, 2009 yılında 100 lira verip aldığımız malı bugün almak istesek bu kadar banknot veriyoruz. Bu da biraz önce söyledim TÜİK'in marketinde böyle. Çarşıya, pazara bu banknotlar da yetmez. Erdoğan vesayet rejiminin ülkeyi getirdiği yer işte burası. Milletin eriyen satın alma gücü, artan hayat pahalılığı, şişen etiket fiyatları, TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre son bir yılda tüketici fiyatları bugün açıklandı. Yüzde 19 virgül artmış. Altı artmış. Üretici fiyatları da yüzde 44 artmış. Bağımsız iktisatçıların görev yaptığı enflasyon araştırma grubuna göre ise tüketici enflasyonu son bir yılda yüzde %45 45'e dayanmış. TÜİK'in tüketici fiyatları ile arasındaki makas İki kattan fazla. Önümüz kış. Enerji zamları yağmur gibi yağmaya başladı. Doğalgaz son bir yılda yüzde yirmi zam gördü. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde yirmi dokuz arttı. Yeni zamlar da yolda. Genel Başkanımız şirketleri açıkça uyardı. Varsa bir sıkıntınız bunu millete yansıtmayın dedi. Sıkıntınızı Erdoğan şahsım hükümetiyle çözün. Çünkü millet zaten perişan zamlı elektrik faturalarının altından bu millet artık kalkamaz dedi. Yine TÜİK'e göre son bir yılda benzine yüzde 16, LPG'ye yüzde 27, mazota yüzde 23 zam gelmiş. Bunlar da vergiler düşürülerek makyajlanmış zamlar. Ama akaryakıtta eşel mobil sistemi artık iflasın eşiğinde. Zamların büyüğü de heybede. Bu zamları da mı zincir marketler yapıyor? Hayır. Bu zamları Erdoğan yapıyor. Yine son bir ayda Türk Lirası'nda yaşanan ciddi değer kaybı da fiyat etiketlerine henüz yansımadı. Bir de bunun dışında pandemide indirilen vergi oranları da yeniden arttı. Bütün bunlar fiyat etiketlerine yansıyacak. Bu kış maalesef çok zor geçecek. Mutfaklar, sofralar yangın yeri. Millet market raflarına, pazar tezgahlarına, pazar tezgahlarına yaklaşamıyor. Ama bu arada sarayın mutfak masrafındaki faiz artışa bakan da yok. Bir yılda sarayın mutfak masrafı yüzde 65 artmış. E nasıl olsa devletin cebinden çıkıyor. Bunu denetleyen de yok. Ondan sonra sarayın kibirlisi çıkıyor Tanzim Satış Mağazası'nda alışveriş arabasının önünde poz verip fiyatlar gayet uygun diyor. E sarayda ekmek elden, su gölden. Bir de sorun bakalım bu fiyatlar emekliye göre uygun mu? Asgari ücret diye göre uygun mu? Ne diyeyim? Utancı gidenin kalbi de ölür. Sarayın bildiği bir başka şey de Tanzim Satış Mağazası açmak. İki yıl önce milleti kış gününde ucuz patates, soğan için tanzim satış çadırlarında kuyruklara soktular. Ondan sonra da bunlara varlık kuyruğu dediler sıkılmadan. Şimdi bin adet tanzim satış marketi açacaklarmış. E yani benim oğlum bina okur, döner döner yine yine okur meselesi. Einstein'ın meşhur bir sözü var. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir diyor. Ne yazık ki Erdoğan şahsı hükümetinin uygulamaları yüzünden bu sözü çok sık kullanır hale geldim. Hatalardan ders çıkarmak yerine aynı hatalarda ısrar ediyorlar. Sorumluluğu üzerlerinden atmak için dikkatleri kendi beceriksizliklerinden uzaklaştırmak için hep aynı oyunu oynuyorlar. Oysa bugün enflasyon şahlandıysa sebepleri bellidir. Hayat pahalılığının nedeni üretimle büyüyen değil, borçla şişirilen ekonomidir. Gelirle değil, krediyle pompalanan tüketimdir. Bu nedenle azan cari açıktır. Hayat pahalılığının nedeni kayınpeder ve damadın bir olup Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervini buharlaştırmasıdır. Bugün bu döviz rezervleri yerinde dursaydı Türk Lirası rüzgarın önündeki yaprak gibi böyle savrulur muydu? Hayat pahalılığının sebebi faiz, sebep, enflasyon sonuç zırvasıyla Türk lirasının değerinin pul edilmesidir. Yine hayat pahalılığının nedeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına çöken Erdoğan'ın bankanın itibarını yerle bir etmesidir. Enflasyonla mücadelede bankayı etkisiz hale getirmesidir. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 93. 90 yaş günüydü. 90 yılda bu göreve Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna 25 başkan oturmuş. Bunun dördü son üç yılda. Bankanın 90 yıllık tarihinde böyle bir dönem yok. Yine bugün faiz fiyat artışları oluyorsa sebebi tarladan sofraya kadar gıda güvencesini sağlayacak bir gıda ve tarım politikasının olmamasıdır. Bugün çiftçi tarlasına küstüyse sorumlusu kim? Ülkeyi 19 yıldır kim yönetiyor? Elbette Erdoğan ve Erdoğan'ın şahsım hükümetleri. Ondan sonra beceriksiz Tarım Bakanı çıkıyor. Çiftçi kardeşlerin maliyetteki artıştan endişe etmeyin. Gönüllerinizi ferah tutun. Tohumu toprakla buluşturmaya devam edin diyor. Sayın Bakan lafla peynir gemisi yürümez. Bugün 120 litrelik bir traktör deposu geçen yıla göre... 164 lira daha pahalıya doluyor. Son bir yılda DAP gübre %142, üre gübresi %120 zam gördü. Azotlu gübreleri hiç konuşmuyorum bile. Bu maliyetlerle çiftçi tarlasıyla tohumu nasıl buluşturacak Sayın Bakan bir söyler misiniz? Ülkede gübre yok. Bir de bu çıktı. Kısa vadede ürünü değil bari girdiği ithal edin. Çiftçiye tarlasını atacak gübre bulun. Ama uzun dönemde de tarımsal girdilerde ülkenin kendi kendine yeterliliğini de sağlayın. Üründe de böyle. Şimdi döviz kurları şahlanınca girdi fiyatları da şaha kalkıyor. Ürün fiyatları ise girdi fiyatlarına yetişemiyor. 2002'de bir ton buğday satan çiftçi 9 bugün 923 kilo çiftçi 923 kilo gübreyi alabiliyordu. Bugün ancak bunun yarısı 438 kilo gübre alabilir Ekim'den önce gübre atmak çiftçilerimiz için artık küçük bir servet haline geldi Çiftçi gübre atsa maliyeti artacak fiyatlar yukarı gidecek gübre atmazsa da verim düşecek fiyatlar yine yukarı gidecek e, tüm bunların sorumlusu kim o bu şu değil hep diyoruz Erdoğan şahsi hükümeti sebeptir hayat pahalılığı ise sonuçtur Sorunları çözmeye de işte buradan başlamamız gerekiyor. Erdoğan'ı evvela acilen sandıkta evine göndermek, ondan sonra da tarladan sofraya kadar zincirdeki tüm sorunları birer birer çözmek. Ciddi bir üretim planlamasıyla, doğru dürüst desteklerle, tarım sektörüne stratejik önem vererek biz tüm bu sorunları çözeceğiz. Biz hazırız. Planlarımız, projelerimiz hazır. Artık seçimin gününü, vaktini, saatini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, döviz kurlarındaki artış sadece fiyat etiketlerini şişirmiyor. Bir zaman Erdoğan, bir zamanlar Erdoğan'ın milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak diyerek pazarladığı döviz garantili kamu özel işbirliği projelerinin millete yüklediği yükü de şişiriyor. Erdoğan'ın verin kardeşine size yetkiyi, şununla bununla nasıl uğraşılır dediği gün Tekrarlıyorum dolar kuru 4 lira 65 kuruştu. Bugün 8 lira 85 kuruş. 3 yılda dolar kurundaki artış nedeniyle sadece köprü ve tüneller için yol, köp, otoyol, köprü ve tüneller için yandaş müteahhitlere dolarla, avro ile verilen gelir garantisi nedeniyle milletin sıratına 101 milyar lira ilave yük yüklendi. O da şimdilik. Dolar uçtukça bu yükte katlanacak. Şimdi Erdoğan şahsım hükümetlerinin, ülkemizin geleceğini peşkeş çektiği bu avuz müteahhitlerinin ellerindeki malı, mülkü nakde çevirip yurt dışında hayat kurmaya hazırlandıklarını duyuyoruz. Satılan şirketlerin haberlerini de gazetelerde okuyoruz. En son bir enerji şirketini İngilizlere sattılar. E peki ne oldu yerlilik, millilik? Nereye kaçıyorsunuz beyler? Bu milletin 19 yıldır iliğini sömürdükten sonra, kemiğini sömürdükten sonra hesabı Ödemeden masadan kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Dün gece dünyada büyük bir skandal patladı. 117 ülkeden 600'den fazla gazeteciden oluşan uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu büyük bir gazetecilik başarısına imza attı. Yaklaşık 12 milyon belgeyi inceleyerek vergi cennetlerine aktarılan trilyonlarca doları gözler önüne serdiler. Pandora belgeleriyle Pandora'nın kutusunu açtılar. Bu arada Erdoğan'ın sarayını yapan, şehir hastanelerini işleten müteahhitlik firmasının Türkiye'de kazandığı paraları yurt dışındaki vergi cennetlerine kaçırdığı da bu belgelerde iddia edildi. Bu şirketin tek bir yılda vergi cennetlerine kaçırdığı paranın 211 milyon dolar olduğu söyleniyor. Bir de bu offshore hesaplardan adresi şimdilik belirsiz 105 milyon dolarlık bir bağış yapıldığı söyleniyor. 105 milyon dolarlık bağış. Ancak devletten devlete yapılabilecek büyüklükte bir bağış. Bunu bu şirket acaba kime, kimlere ne için yaptı? Bu ülkede asgari ücretten milletin yediği ekmekten bile vergi alınırken Türkiye'deki tüm ihaleleri toplayan bu kişilerin Türkiye'de kazandığı parayı vergi cennetlerine kaçırması, götürmesi hangi vicdana, hangi izana sar? E ama atalarımız diyor ki hırsız evden olursa mandayı bacadan aşırır. E tabi bu arada manda demişken de manadası skandalını unutmakta olmaz. Bu ülkeyi yönetenlerin akrabayı talukatının vergi cennetlerinde yaptığı işleri daha henüz unutmadık. 15 yıl önce vergi cennetlerine aktarılan paralar için %30 vergi kesintisi yapılacağı kurumlar vergisi kanunuyla hükme bağlanmıştı. Ama Erdoğan şahsı hükümetleri nedendir bilinmez 15 yıldır hangi ülkelerin vergi cenneti olduğuna dair listeyi bir türlü yayınlamadı. Dolayısıyla da %30 vergi kesintisi yapma hükmü işletilmedi. Onun yerine Erdoğan şahsı hükümetleri çıkardığı mali aflarla yurt dışına vergi ödememek için kaçırılan milyarları yine sıfır vergiyle Türkiye'ye sokulmasına izin verdi. Türkiye bu uygulamalarla dünyanın en büyük kara para aklama makinesine çevrildi. Bakalım ilerleyen günlerde Pandora'nın kutusundan başka kimlerin adı ortaya çıkacak. Daha kimler vergi cennetlerine paraları kaçırmış göreceğiz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Hak yerde kalmaz. Haramın temeli olmaz. Bu yapılanlar burunlardan fitil fitil gelir. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsı hükümeti artık yolun sonunda. Yani artık topal ördek. Şimdi siyasi ömrünü uzatmak için Moskova ve Washington arasında tahteravalli misali gidip geliyor. Bir gün Biden'ın dostu oluyor, ertesi gün Putin'in. İşin kötüsü muhatapları Erdoğan'ın zaafının da farkında. Bu zaafı Türkiye aleyhine kullanmaktan da hiç çekinmiyorlar. Erdoğan ve ailesi bir gün çıkıyor. S400'lerde ikinci paket görüşmeleri sürüyor diyor. Ertesi gün çıkıyor. Pahalı olmasına rağmen Patriot alabiliriz diyor. Amerika'dan yüz bulamayınca Rusya'nın gönlünü yapmak için yeni nükleer santrallere göz kırpılıyor. Milletin kesesinden sağda solda caka satılıyor. Mersin'de nükleer santral yapıldı da ne oldu? Yapılan santralin de burada üretilecek elektriğinde de tek sahibi Rusya. Türkiye sadece müşteri bu elektriğin müşterisi. Ama ne biçim bir müşteri? 15 yıl boyunca buradaki elektriğe kilowatt saatine 12,35 sentten alım garantisi veren bir müşteri. Dünyanın en pahalı elektrik enerjisini kullanacağız. Şimdi diyorlar ki bundan iki tane daha yapalım. Bu Türkiye'nin boynuna vurulacak büyük bir ekonomik kapitülasyondur. Erdoğan için artık yapılacak en iyi şey bellidir. Milletin sırtına daha fazla ekonomik kapitülasyon yüklemeden çekildik izzeti ikbal ile hükümetten demenin tam zamanıdır. Son sözümüz de milletimize. Umutsuzluğa yer yok. Ülkemiz büyük bir ülke, milletimiz büyük bir millet. Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var. Biz ilk seçimde iş başına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak, büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak. Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp parçalayamayacak. Bağımsız yargı olacak, özgür medya olacak, birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkes canından, malından, geleceğinden emin olacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak. Devlet yönetiminde liyakat olacak, istişare olacak. Borçla değil, üreterek büyüyeceğiz. Bu topraklarda dijital devrimin önünü açacağız. Gençlerimizin yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini yeniden sağlayacağız. Dünyayla yarışacak bir ekonomi için üreticilerimizin karşısında değil, yanında dostu olacağız. Tarımda yeniden kendi kendine yeten bir ülke olacağız. Büyürken kimseyi geride bırakmayacağız. Herkesin aşı olacak, işi olacak. Çokça kazanıp hakça bölüşeceğimiz bir ülke olacak. Büyürken enflasyonu, borcu büyütmeyeceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Derelerimize, ormanlarımıza, dağımıza, taşımıza, kurdumuza, kuşumuza gözümüz gibi bakacağız. Yurtta sul, cihanda sul ilkesine dayanan milli ve onurlu bir dış politikamız olacak. Kısacası biz iş başına geldiğimizde memlekette hayat bayram olacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Erdoğan şahsım hükümetinin de onun vesayet rejiminin de notunu milletimiz verdi. Tasdiknamesini de hazırladı. Ellerine tutuşturmak için de milletimiz sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. CHP'den milletvekili, belediye başkanı ve ilçe başkan adayı olan Saim Diken'in partileri 1 milyar lira dolandırıp yurt dışına kaçtı iddiaları var. Size gelen bir bilgi oldu mu bu usta ilişkin? Hayır, kendisi bu görevlere bir kere aday gösterilmemiş. Kendisi aday adayı olmuş. Partimiz aday yapmamış. Partimize henüz bir şikayette, ulaşan bir şikayette yok. Şimdi yani bir milyar lira bir paradan bahsediyoruz. Ya bunu sorana siz sayı saymayı biliyor musunuz derler. Efendim diğer soruda telebir tarafından yönlendirildi. tele sorusu şöyle. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman Anayasanın ilk dört maddesini hedefe koydum. Dindar bir anayasa yapalım. Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirebilir açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu yeni anayasa meselesini sürekli gündemde tutan Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan ve onun küçük orta bizim Cumhur İttifakının yaptığı bu anayasa çalışmasıyla herhangi bir ilgimiz yoktur. Ama bizim ilk dört madde konusundaki görüşümüz son derece nettir. Bu maddeler bizim kırmızı çizgimizdir. Bu anayasa çalışmasının ortaklarından biri olan Sayın Bahçeli bu soruların esas muhatabıdır. Bu sorunun ona sorulması lazım, kendisine sorulması lazım. Evet. Efendim bir diğer soru da Halk TV tarafından yönlendirildi. O soruda şöyle. Osman, Göz, Osman Gazi Köprüsü'nü yapan şirkete 19 yıl için 13 milyar dolar garanti verildiği söyleniyor. Bu süre içinde ise köprünün müteahhitlere masrafının ise 3 milyar dolar olduğu hesaplandı. Siz devletin kasasından çıkacak fazladan para için nasıl bir yorum yaparsınız? Bizim zaten yani bu köprülerin, otoyolların, tünellerin maliyetlerinin çok üstünde bir bedelle yapılmasına ciddi bir karşı çıkışımız vardır. Buna soygun düzeni diyoruz biz. Yoksa sağlam yapılan köprülerle, doğru yapılan yollarla, tünellerle, çevreyi tahrip etmeyen havaalanlarına bizim karşı çıktığımız yok. Bizim iktidarımızda da bunları yapacağız. Burada önemli olan bunların makul fiyatlarla yapılması ve ödenen her bir bedelin hesabının milletimize verilmesidir. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru aktaracağım şimdi. Ee, soru şöyle. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına dörtlü Millet İttifakı bileşenlerinden sonra Gelecek ve Deva Partisi de katıldı. Babacan'ın Cumhur İttifakı ile olmayacağız açıklamasından sonra Davutoğlu da Türkiye'yi yolsuzluk girdabına düşürenlerle hiçbir ittifak işbirliğini doğru görmem diyerek tavrını ortaya koydu ve bir kurtlu bulgur tartışması da açtı. Eski partisini iktidarı bulguru kurtlandırmakla suçladı. Bu çıkışlara ilişkin sizin yorumunuz nasıl olur? 19 yılda Erdoğan şahsım hükümetinin ülkede bereketi kaçırdığını biz de söylüyoruz. 19 yılın sonunda millete pirinç vaat edenler, bunu 2023 100. yıl hedeflerinden de görüyoruz, milletin önüne kurtlu bulgur koymuştur. Biz bu ülkedeki partilerin kahir ekseriyetinin demokrasiden yeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana açıklamalarını çok son derece değerli buluyoruz. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı için düşük profilli bir aday bulmak zorunda açıklamasında bulundu. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Sayın Kurtulmuş niyet okumayı bıraksın. Adayımızın profilini çok merak ediyorsa yapacakları iş basit. Bir an önce sandığı getirsinler. Adayımızın profilinin yüksek mi düşük mü olduğunu görsünler. Efendim son olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KHK ile ihraç edilenleri bir hafta içinde göreve iade edeceklerini söyledi. Açıklamaların ardından iade ölçüsünün, formülünün ise ne olacağına ilişkin kamuoyunda merak oluştu. Ceza alanlar, almayanlar var. İade formülü nedir? Ayrıntı verebilir misiniz? E bu pek çok kez bize soruldu, genel başkanımıza soruldu. Defalarca bu soruya cevap verdik. Haklarında mahkemelerce kesinleşmiş bir ceza kararı olmayan herkesi görevine iade edeceğiz. Teşekkür ederiz. Efendim dünkü Parti kampının ardından Genel Başkan gazetecilerle yaptığı görüşmede HDP ile ilgili de sorulara cevap vermişti. Tutum belgesini olumlu bulduklarını söylemişti. Ve tüm siyasi partilerle görüşen tek partiyiz HDP ile de mekan olursa zaman olursa görüşürüz ifadelerini kullanmıştı. AK Parti'den eleştiriler var bu açıklamalara gizli bir ittifak var HDP ile aralarında diye. Aynı zamanda da daha öncesinde Kılıçdaroğlu'nun meclisi çözümün adresi olarak göstermesi açıklamasını da hatırlatarak zaten... HDP'nin tutum belgesine de böylece ön alınmış olduğu ifadeleri var. Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Şunu söyleyeyim. Bizim hiç kimseden gizli bir saklımız olmaz. Biz hep şunu tekrarlıyoruz. Ülkenin tüm meselelerinin çözüm yeri parlamentodur. Parlamentoda da hiçbir şeyi gizli saklı yapamazsınız. Her şey milletimizin gözü önünde olur ve sonunda milletimizin takdiri ortaya çıkar. Evet teşekkür ediyorum.